Merhabalar arkadaşlar. Kolay yapımı ile sizi uğraştırmayacak, tam kıvamında damakları şenlendirecek nefis bir yoğurt çorbası yapıyorum bugün. Diğer adıyla yayla çorbası. Üzerine hazırlamış olduğum sosuyla da lezzetine lezzet katıyorum. Hadi şimdi videoyu izleyelim. Yayla çorbamı nasıl hazırlamışım hep beraber görelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün hep beraber yayla çorbası yapalım istiyorum. Diğer bir adı da yoğurt çorbasıdır bilirsiniz. Genelde herkesin yaptığı ve çok sevdiği bir çorbadır. Ben malzeme olarak da 8 su bardağı kadar suyumu tencereme bıraktım. Kaynamaya yaklaşırken de bir çay bardağı kadar pirincimi iyice yıkadım. Nişastasından arındırdım. Sonrasında da tenceremin içine bıraktım. Görmüş olduğunuz üzere kabarcıklar oluşmaya başladı. Artık suyum kaynayacak. Pirinçlerim pişene kadar, yumuşayana kadar kaynayacak. Ben de bu arada çorbamın terbiyesini yapacağım. Sonrasında sosunu hazırlayacağım. Derken harika bir yayla çorbası yapacağız inşallah. Çorbamın terbiyesi için de bir yumurtanın sarısına ihtiyacım var. Onu da böyle derin bir kaba aldım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu un, 1,5 su bardağı da yoğurda ihtiyacım var. İyice çırpacağım. Tamamıyla malzemelerimin birbiriyle özdeşleşmesini sağlayacağım. Pratik ve nefis bir çorba arkadaşlar. Sıcak suyla işe başladığınız anda hemen 10 dakika içinde hazırlanabilecek kolay bir çorba. Çorbamın terbiyesini iyice çırpıyorum arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvamının olması lazım. Gördüğünüz üzere zaten o kıvamı da yakaladık şu anda. Hemen pirinçlerim de pişti sayılır. Tencerenin altını kapattım. Tezgahın üstüne aldım arkadaşlar. Çok az, yavaş yavaş, yavaş yavaş ilave ederek terbiyeme çorbamın suyundan ilave ediyorum. Terbiyemin döktüğüm zaman kesilmemesi için bir nevi çorbaya alıştırma yapıyorum diyebiliriz. Bilirsiniz ki kesilen çorbanın hem görüntüsü hem de lezzeti güzel olmaz. O yüzden buna dikkat etmeye çalışıyorum. Terbiyemi artık yavaş yavaş karıştıra karıştıra ilave ediyorum çorbama. Sonrasında hemen ocağıma alacağım. Karıştıra karıştıra birkaç daha dakikada ocakta kalacak. Sonrasında arkadaşlar üzerinin tereyağlı nane ile sosunu hazırlayacağım. Yoğurt çorbam artık kaynamaya başladı arkadaşlar. Çorbamın tuzunu atmamıştım. Hemen şimdi tuzunu da atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli gelir çorbama. Sonra da artık tereyağı ve nanemi yakarak güzel bir sos hazırlayacağım çorbamın üzerine. Görmüş olduğunuz üzere yoğunluğu da gayet güzel çorbamın. Sos tavasına da tereyağımı aldım. İyice erisin. Nanemi de ilave edeceğim arkadaşlar.
naneyi biraz bol kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar nane kullandım. Şu anda sosum da hazır. Nefis yayla çorbam sunuma hazır arkadaşlar. Hemen servis tabağımı alacağım. Üzerine de şu şekilde tereyağı ve naneden oluşan nefis bir sos yapmıştım. Hemen onu da şu şekilde çorbamın üzerine ilave ediyorum. Zaten bu sosla da diyorum ya, çorbanın tadına doyum olmuyor. Yayla çorbamın, yoğurt çorbamın son hali bu şekilde. Videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.